1966 yılında geldik. Burası Bahçelievler Mahallesi ama Avanuslular burayı öte geçe diyebilir. Daha doğrusu öte açe diyebilir. Ben ilkokul 1'deyken buraya taşındık. Çiftçi evleri diye yapılmış evler. Şimdi bu evin ilk taşındığımızda ahır olarak da kullandığımız mekanın çatısındayız. Buradan konuşuyorum. Fakat ilkokul, ortaokul ve lise yıllarım bu evde geçti. Sabahleyin anamın kirkiç sesiyle uyandığım ev burası. Anamın Hıdrellez'de sabah erken kalkıp ırmağın kenarında derme çatma evler yaptığı, bana üniversite için, doktorluk için dilekler dilediği, kardeşlerime torun dilediği, belki babama daha fazla para kazanmasını dilediği yer burası. İlk hatırladığım yer, daha çok perigazozunda kullandığım, daha eski olmasına rağmen daha canlı olduğunu hayretle izlediğim, kendimin de şaşırdığı mekan, Alaaddin Mahallesi'ndeki bunun altında ahırımız var. Amcalarla, yengelerle, kuzenlerle birlikte yaşadığımız eski Avanus evi. Şurada bir tavuk yalağı var. Genişçe bir yalak. Beni sürekli yalağın içinde oturup yalaktan su içerken yakalarlar denemez. Bu kapı diyorum, nasıl gözüme büyük gözüküyormuş? Kesinlikle öyle. Kapalı kapı. Dev bir kapı. Kapı dev bir kapı gibi geçiyor. Gidenler. Tabii bu nerede mi olur? Kesin olur mu? Beraber annenle çoğalı doğdu. Senin halanından da çok doğdu. Fadımalı halanlar. Nimet'e ben vardı rahmetli. Bizim işte burada büyüdük. Dedevinden sonra biz buraya geldik. Dedelerden sonra burada büyüdüm. Oktay gelmişsin. Aman nasıl değişmişsin kuzum. Vallahi o zaman çoktan belli gördüm. Doğru tabii. Değil. Çok değişti bu. Saçım da at kuyruğu yapıyor hala. Olsun, böyle bir şey olabilir mi? Yapsın sen? Bak şimdi böyle. Eskiden yapmış. Senin misin? Ben de hastayım. Hiç de iyi değil. Evet. Yaşlılık bir yandan, işte hastalık bir yandan, diz ağrısı, dizimizden yürüyemiyor. Böyle işte. Burası cıcıklı köşkü değil mi ama? He, cıcıklı köşk dillerdi. Hiç hali neyi kalmadı ona. Cıcıklı köşkü. Cıcıklı. Başka bir yerde var mı? Güzel getirdim galiba. Renkli, resimli anlamı. Burada oynayın. Ya bizi aramaya çıktıklarında buradan aramalar. Peki şu... Karşıdaki şey sence ne olabilir? Orası bildiğin bir cümle kapısı gibi. Yani çok son derece özenli bir kapı orası. İnan yani yorumlayacak kadar bilmiyorum. Burası kesin küçük bir okul orası. Mahalle mi? Perigazozu'nun ilk dükkan açıldığı, ilk dükkanı ve gazozda kullandığımız suyu
hangi hikayede yazdım bilmiyorum ama mahallenin suyunu millete gazoz diye içiriyorsunuz deyip mahallenin kadınları isyan etmişler. Çünkü bir para alıyorsunuz. Bir de bu isyan bir de para alıyorsunuz. Çünkü kullanılan su şehir suyu olmadığı için orada bütün mahallenin kullandığı ortak bir çeşme var. Çok da güzel bir kaynak suyu. Gazozu güzelleştiren aslında suyudur. Perigazozu çok güzeldi tabii çünkü suyu çok güzel. Şimdi oraya bakalım. Hem babamın ilk Doktor Yaşar abiyle birlikte bir de üçüncü bir ortak daha vardı, Hafi abi. Tabii Hafi abi, Yaşar abi ve babam üçü ortak açmışlar. Hafi abi rahmetli olmuş. Yaşar Bey de doktor olunca demiş, al benim hissemi. Babam tek kalmış. Bizim ilk gazozhanemiz evet orası. Ondan sonra orta mahalle. Ondan sonra çarşı, yukarı mahalle. Evet. Ağırlıklı olarak benim çok çalıştığım, çok hatırladığım yukarı mahalle. Sonra Bahçeliler Mahallesi'ne taşındık. Orada daha sonra kapattık. Kolaya yenildik, Coca-Cola'ya yenildik. Avunus'taki bu eski taş evde amcalarla, kuzenlerle, yengelerle yaşadığımız büyük koloni tarzı aile 7 yaşına kadar yaşadım. Ve o sırada Avunus Alaaddin İlkokulu'na da gitmeye başlamıştım. Sonra taşınınca buraya okulu değiştirmedik, okula devam ettik yine. Buradan her sabah mesafelidir de bayağı Avunus Alaaddin İlkokulu. Tarihi Taşköprü'den ilkokula gidişlerimi hatırlıyorum, karda kışta. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de sağ olun. Neyiz? Öğretmen arkadaşlar gönderdik. Nöbetçisiniz. Yok, biz idareci olduğumuz için yasaklarımızda ne var? Hayır, devam. 1900 kaç sene okudunuz? 65. Biliyor musun? Yapamam mı? Çıkar mı? Vallahi, yapma ya. Getir de bana mısın? Evet, 64-65. 50 yaş oldu. Ben 6 yaşında takacağım. Var mısın? 49. 49. Ben 19 numarasına okudum. Altmış birse ben olmam lazım. Ben 61 yaşındayım. Altmış bir mezun ettim. Mezun ettim. Ha, bir şey. 70-70'te diplomasıydı. 70-70'te diplomasıydı. Daha bir şey olsun. Daha bir şey. Aldık. Müdür filan, müdür de olsun. Ufak da bir zayıf olunca, beni kızlarla unutmuş. Kızlarla unutmuş. İki yer burada, daha da deriz. Sunabilmeler. Sen orada olabilirsin. Buradayım. Ercan Kesa bana bulduk. Hocam çok teşekkürler ya. 69-70 öğretimdeymiş ama Oktay. 69-70 öğretimdeymiş ama. Peki. Peki. Böyle ama ya. Mustafa Hoca, İsmail Hoca, Karasın Hoca, şimdi. Ortaokuldan sonra kısa bir yatılı okul deneyimim oldu. Niğde Lisesi. Çok fazla kalmadım.
Avanus hasreti demek ki baş edebileceğim bir şey değilmiş. Rahmetli babam eşyalarımı topladı getirdi birkaç ay sonra. Nevşehir Lisesi'ne devam ettim. 1975-76 yılları da artık Türkiye'de politik ortam giderek zenginleştiği, hatta daha sonra bir adı konulmamış bir kaosa da dönüştüğü yılların başlangıcıydı ve ben bir politik bir aidiyet arayışı içerisindeydim ve sanki siyasal bilgiler fakültesi bunun karşılığıydı. Kendimi orada iyi hissedeceğimi düşünüyordum ve siyasala girdim. Fakat o yıl biz boykotla geçirdik. 1976 yılı işte dediğim gibi öğrenci hareketlerinin giderek yoğunlaştığı bir yıldı. Siyasal bilgiler ülkede bunun merkezindeydi, Ankara'da. Ve rahmetli babamın yoğun itirazları ve telkinleriyle herhalde orada öleceğimi falan düşünüyordu adamcağız. Tekrar üniversite sınavlarına girdim ve İzmir'e gittim. Özel bir kent benim için. Ankara ilk göz ağrım olmasına rağmen bu 18-24 yaş arasındaki bütün ilklerin yaşandığı kenttir İzmir benim için. Soma treniyle, Soma'yla ilgili bir yazı yazmıştım, Soma treni başlıklı. Geçenlerde tekrar yazımı okuyunca kendim de şaşırdım. Olmamış, yarım kalmış şeylerin masum başkenti yazmışım İzmir için. Hoşuma gitti sonra bu. Çünkü ilk gençlikte bir sürü şey yarım kalır, olmamıştır. Ben de o şeylerin hepsinin masum içinde yaşandığı kent İzmir'dir. Benim olmamış, yarım kalmış şeylerimin masum başkentidir İzmir. 84 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun oldum. Meclis Hizmet'te Ankara'nın Keskin ilçesinin, o zamanlar ilçeydi, daha sonra yine ilçe ama Kırıkkale'ye bağlı değildi, Ankara'ya bağlıydı. Cerit Mümin'le sağlık ocağına tayin çıktım. Hakikaten tahta değilse de elimde bir bavulla, küçük bir bavulla Mermerler Seyahat'in Kırşehir otobüsünün Keskin sapağında indim. Aralık 1984. Kısa bir süre Cerit Mümin'de çalıştım ama bir sebepten beni Keskin'den gönderdi İl Sağlık Müdürlüğü, Bala ilçesi. Bala'da çalıştım, Bala Merkez Sağlık Ocağı'nda. Tam bir saha hekimi gibi yaşadım bu 6-7 yıl. Ve Anadolu'nun ortasında, Ankara'ya çok yakın olmasına rağmen fazlasıyla mahrumiyet koşullarının da olduğu kasabalarda çoğunlukla tek hekim olarak çalıştım. Nedense Bala'ya özellikle gelen arkadaşlarım çok fazla kalmıyor. Pek fazla gelen olmuyor hekim olarak ama gelenler de hızlı dönüyorlar. Ben bir süre sonra Bala'da kalacağımı hep ve burada öleceğimi falan düşünmeye başlamıştım. 1990'da da istifa ettim. Şimdi tam bu aşamalarda, bu süreçte beni çok fazla besleyen, unutamadığım yıllar asıl bu 84 ile 90 arasındaki Ankara yıllarıdır. Tamam, ben Keskin'de, Bala'da hekimlik yapıyordum ama cumartesi, bazı pazarlar, ayda birkaç kez Ankara'ya kaçıyordum. Ankara'da o yıllarda özellikle darbe sonrası, 80 darbesi sonrası tekrar bir araya gelmeye çalışan, tekrar yeniden aklını toplamaya çalışan bir yapılanma vardı. O entelektüel tartışmalar, o tekrar bir araya gelme çabaları, örgütlenmeye başladığı yılların tam ortasında çok özel insanlarla, çok hala unutamadığı, çok kaliteli entelektüellerle, çok sağlam şairlerle, iyi yazarlarla, bilim adamlarıyla birlikte oldum. Onların sohbetlerinde bulundum. Onlarla aynı örgütlenmeler ya da aynı çabaların içerisinde yer almaya çalıştım. Bütün bunları da yine
hemşehrim, kardeşim, arkadaşım, Doktor Etuk'la yaşadığımız mekanda yaşadım. O mekan efsane bir mekandır. Sümer Sokak'ta bir çatı katı. Bizim evimiz biraz da benim üniversite yıllarından başlayan edebiyat severliğim, edebiyatçı arkadaşlarımın çok olması, onlarla kurduğum ilişkiler Ankara'da devam etti. Ankara gariptir, bunu bilir işin profesyonelleri. Çok sağlam şairler, çok iyi yazarlar. İlk defa kendilerini gösterdikleri, bazen susup kendi köşelerine çekildikleri ve bir kısmının daha sonra İstanbul'a hicret ettiği bir şehirdir. Edebiyatın pazarı belki İstanbul'dur ama Ankara o işin merkezidir. Ankaralı şairlere, Ankaralı yazarlara, Ankaralı entelektüellere, bilim adamlarına dikkat edin. Fazlasıyla eğilip bükülmezler. Ben onların çok güzel insanlar olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Ankara bir Anadolu bozkırıdır. İstanbul kadar derin bir tarihi, güçlü bir kent birikimi olmasa da o toprakların üzerinde bulunduğu, yani o şehrin üzerinde bulunduğu toprakların derin bir Anadolu birikimini taşıdığını iyi biliyorum. Bu ev enteresan, efsane bir ev derken abartmadığımı düşünüyorum. Çünkü 85, 86, 87 o yıllarda edebiyatın her biçimiyle ama daha çok şiirle ilgilenen ve çok iyi şiirler yazan, sadece dergilerde kendini göstermekle kalmayıp çok sağlam kitaplar çıkarmış arkadaşlar, bu insanlar bizim arkadaşlarımızdı. Kimdi bunlar? Ahmet Erhan başlığımız. Kardeşimiz, Behçet abi, Behçet Aysan, Akif Kurtulmuş, Adnan Azar, İstanbul'dan geldiği zamanlar Adnan Özer, Ali Cengiz Kan'ı hatırlıyorum, Ahmet Telli'yi hatırlıyorum, Murat Kalaycıoğlu, Adnan Satıcı rahmetli oldu, başka, evet yani bu arkadaşlarımız, özellikle 59-58 doğum. Baktığımızda bu insanlar benimle aynı yıllarda, aynı dönemde yaşamış, değişik okullarda okumuş ama 80 darbesinin bütün sıkıntısını da yaşamış, bunlarla baş etmeye çalışmış. Çok iyi edebiyatçılardı, Türkçeyi çok iyi bilirlerdi ve şimdilerde birileri için çok fazla önemsenen şeyler, bu insanlar için, bu arkadaşlarımız için hiç de önemli şeyler değil. Dünya malına kıymet vermezler. Kendileri için bir şey istemezler. Dünyaya başka bir yerden bakarlardı. Ben onları tanımış olmaktan, onların arkadaş olmaktan hala mutlu hissederim, çok şanslı hissederim. Bir kısmını kaybettik tabii. Behçet abiyi Sivas'ta bıraktık. Ahmet Erhan, Adnan Azar, Adnan Satıcı daha önce kaybettiğimiz bir isimdi. Şimdilerde çok fazla bir araya gelemesek de hala kalanlarla yazışır, konuşuruz. Ben 90 yılında rahmetli Adnan Azar'la, ki o aynı zamanda sağlam da bir sinemacıydı. O zamanlar sinema biraz daha öne çıkmaya başlamıştı sanki hayatında. TRT'de çalışıyordu, uzun metrajlı film yapıyordu, senaryo yazıyordu. Benim için çok hayal ettiğim bir yerdeydi aslında Adnan. Adnan'ın bulunduğu yere sinema olarak kendime böyle hedef falan mı koyuyordum acaba? Ama biraz da onun önermesiyle İstanbul'a gittim. İstanbul'a giderken bu işlerin merkezi orası, orada yapabilirsin sinema adına ne yapacaksın. Sinema derken? Kastettiğimiz yönetmenlik tabii. Ben ne oyunculuk ne de senaristlikle ilgili ilk başta sinema adına kendime hiç öyle bir şey koymamıştım. Yani böyle bir yeteneğim var ve buralardan yürümem lazım gibi bir öngörüm yoktu. Ama
Çok fazla sinema kuramı okur, çok fazla yönetmen hayatları okur ve kendimce usta kabul ettiğim takım isimler vardı. Bunlar üzerinden sinemayı hayal ediyor. Yönetmenlik de derdi. Valla Adnan cebime bir telefon numarası koydu. Bir de isim verdi Ziya Üstan diye. Benim Ankara'dan İstanbul'a giderken sinema adına sahip olduğum tek şey buydu. Adnan'ın söyledikleri ve bir telefonla bir isim. İstanbul'da tabii sinema şeyi olmayacağını çok hızlı öğrendim. 1990 böyle televizyon kanalları falan da yok. Sektörel anlamda canlı değil. Yani orada bir geçimimizi sağlayacağımız, para kazanacağımız, hekimliği bırakıp da hekimliğin dışında yeniden hayatı tanzim edeceğimiz bir alan olmadığını hızla fark ettim. Yapacak da bir şeyim yoktu sanki ve ben vazgeçtim. Tekrar hekimliğe döndüm. Özel sağlık sektöründe çalıştım. Demek ki orada öyle bir şey varmış. Babamın perigazozları tekrar, geçmişte yaşadığım, çocuklukta yaşadığım esnaflık tekrar beni yeniden kurtardı. İstanbul gibi bir jungle'da ben özel hastanecilik, özel sağlık merkezi, özel poliklinikler kuran bir adam olarak yaşadım. Zor yıllardı, zor işlerdi ama üstesinden geldim. Ta ki 2002 yılına kadar. 2002 yılında arkadaşım, şimdi eşim olan Nazan, Nuri Bilge'nin Uzak filminde oynayacakmış. Nazan oynadı Uzak'ta. Bu arada ben de seti görmüş oldum böylece. Çünkü hep söyledim, birkaç yerde de birçok yerde yazıldı, çizildi. Orada bir bara giren kel adam yazmış. Nazan beni önermiş. Kameranın önünü ve set ortamını ilk defa orada izledim, gördüm. Şahit oldum. Benim sinemaya girişim 2002 değil bence. 2008. Çünkü ben sinemaya senarist olarak girdim ve Üç Maymun filmiyle girdim. Aslında Üç Maymun'un senaryo çalışmaları sırasında oradaki karakterlerden birini oynayacağımı falan bilmiyordum. Öyle bir şey de yoktu. Öyle bir niyetle de başlamadık. Nuri Bilge ve eşi birlikte çalışabilecekleri birisini aramışlar. Bazen beni önermiş. Konuştum, kabul ettiler. Ben böylece hayatımda ilk kez bir senaryo çalışması içerisinde yer aldım. Senaryo bitti. Oradaki patronu oynamamı istedi yönetmen. Biraz beni suya itti yani. Ama debelenerek, yüzerek çıkmayı başardım sanki. Üç Maymun filmi olsun, Bir Zamanlar Anadolu'da filmi olsun, benim bütün sinema deneyimini bir laboratuvar gibi başından sonra bütün aşamalarıyla yaşama şansına sahip olduğum filmler. Bütün bu okuduklarımı, seyrettiklerimi aslında temiz kağıdına çektim ben bu iki filmde. Onun için çok kıymetli deneyimler, çok özel şeyler. Özellikle Bir Zamanlar Anadolu daha da özel çünkü kafamı kurcalayan bu sinema, bellek, zaman, sinemanın insanın zamanla olan ilişkisindeki yeri, bütün bunları bir parça gözlediğim, test ettiğim ve analiz ettiğim yerler bir filmdir Bir Zamanlar Anadolu. Çünkü 25 sene önce işte biraz önce sözünü ettiğim Ankara'nın kazasında köyündeki hekimlik deneyimini 25 sene sonra bu sefer bir sinemacı, senarist, oyuncu olarak yeniden demonstre ettim, yeniden deneyimledim. Hem kameranın önünde hem kameranın arkasında bunu gördüm. Bu çok güçlü bir şey, çok özel bir şey. Oradaki galiba muhtar sahnesi çok fazla insanın ilgisini çekti. Çok sahici ve doğal geldi. Belki bu yüzden yönetmen arkadaşlar rahatlıkla bana başka filmlerde daha hacimli roller önerdiler. Oyunculuk daha öne çıktı. Hızla birkaç sene içerisinde 5-6 filmde oynadım. Birçoğu da başroldü onlar. Küf. Ali Aydın'ın senaryosunu yazdığım film. Yozgat Blues. Mahmut Fazıl Coşkun. Sonra Tayfun'la tanıştım. Onu da yine Nazan vasıtasıyla buldu. Saç filminde. Nazan onun kadın oyuncusuydu, başrol oyuncusuydu. Orada da bir hekim kulübü vardı. Orada oynadım. Sonra Tayfun'la olan işbirliğimiz devam etti.
giderken işte şey devam ediyor. Sinemayla olan yolculuğun devam ediyor. Ama daha çok yazarak devam etmesini ve hemen arkasından da kendi filmimi çekebileceğim bir süreci istiyorum. Yani oraya doğru yürümeye çalışıyorum. Yazarak deyince belki şundan da bahsetmek lazım. Sadece senaryo şeyle kalmadı. Edebiyatla, yazmayla olan ilişkim. Üniversite yıllarında bir şiir yazma, şiir dergilerinde gözükme, işte edebiyatın başka alanlarında da bir şeyler yaratma çabası. Ama düzenli, periyodik ve böyle disiplinli bir şekilde Radikal Gazetesi'ne yazdım. Radikal Gazetesi'ndeki yazdıklarım, iletişimden tanıl arkadaşımın önerisiyle kitap haline geldi. Perigazuz'u çok sevildi. Geri dönüşleri iyi oldu. Perigazuz'unda da aslında yaptığım şey 3 aşağı 5 yukarı senaryo tekniğiyle yazılan metinler. Böylece o edebiyatın tumturaklığı, bir parça üstenci görüntüsünden de kurtuldum. Bu bana çok da uydu yani. Mutluyum öylesi bir stille yazıyor olmaktan. Hem de senaryo yazma sürecimi de olumlu etkiliyor. Perigazuz'undan sonra Enver Zaman diye bir kitabım çıktı. Bu Bir Zamanlar Anadolu'da filmin bir güncesi niteliğinde bir kitap. Bir filmin konuşulmaya başladığı ilk günden senaryo süreçlerini, daha sonra oyuncu seçimi, mekan seçimi, işte set de yaşananları gün be gün yazdığım bir kitap. Bir çeşit laboratuvar kitabı gibi olsun istedim. Onun da işe yaradığını görmek hoşuma gidiyor. Sonra yazmaya devam ettim. Sadece Radikal'de değil, Bir Gün Gazetesi'ne de yazdım. Son 1,5-2 yıldır da Bir Gün'e yazıyorum düzenli olarak her pazar. Biraz da kendi üslubum oluştu. Üslubum haline geldi bu. Bir çeşit bir takım metaforlar üzerinde. Bu bazen nesneler olabilir, bazen duygu metaforları olabilir, bazen bir hikayenin sadece, daha doğrusu bir detayın birçok hikayede nasıl ortak kendini öne çıkarttığını, nasıl hayatımızı tanımlayıp belirlediğini fark edip onlar üzerinden yazıyorum. Biraz böyle eski sandığı karıştıran, buradan temizleyip, üfleyip tozlarını onlardan hikayeler çıkartan bir adam gibi. Onu görüyorum, fark ediyorum. Böyle bir sır katibi gibi. Anadolu'nun hepimizin aslında yaşadığı ama ya bu kadar önemli miymiş? Bu nasıl bir şeydi? Doğru ya, böyle bir şey vardı dedirten anıları bulup çıkartmaya çalışıyorum. Bu benim elimde olan bir şey de değil. Bir bozkır çocuğuyum, avanos çocuğu. Bozkır'ın bendeki duygusu neyse, bozkır nasıl bir duygu bırakıyor, beni nasıl değiştirmişse aslında, benim bütün dünyayı algılayışıma, onları anlatış biçimime de kuşkusuz yansıyor. Yani sonuçta ben yaşadığım yere benziyorum ve yaşadığım yeri de yaşadığım yerin bana verdiği ilhamla anlatıyorum. Ve insanın topraklarının doğduğu, büyüdüğü, etkilendiği toprakların içindeki o büyülü acı, bütün bunları anlatmamızı sağlayabiliyor. Hikayelerin, öykü anlatış biçimi, senaryoda seçtiğim konular, peşine düştüğüm şeyler, derdim bu. Bu dertten, bu sıkıntıdan kurtulduğumuz anlar, bu toprakla buluştuğumuz anlar. Yani bizim derdimiz aslında, yaramız daha doğrusu, bu toprakların içinde bir yerlerde saklı duruyor ve biz bunu sürekli taşıyoruz. Ama derdimizin dermanı da burası. Kendimizin içine en derinden bakabildiğimiz yer burası, avanos. Thank you.
tekrar her seferinde bulunduğum şehirlerden Avanos'a dönüyorum. Avanos'ta bir süre kalıyorum ama tekrar buradan ayrılıyorum. Yani bunun sebebi işte eğitim, iş, başka şeyler. Ama yazmaya başladığımda, masama oturduğumda, bu bazen hikaye için, bazen senaryo için, bazen de okuduğum bir senaryoyu kritik etmek ve onu nasıl oynayacağım, o karakteri nasıl derinleştireceğime ilişkin çalışmaya başladığımda garip bir biçimde burada yaşadıklar, buradaki ilişkiler, buradaki çocukluk arkadaşlarım, ailemle olan geçirdiğim yıllar, bütün bunlar daha eskiye doğru ilerledikçe daha canlı hale geliyor. Yani en son yaşadıklarım, en yeni, en taze yaşadıklarım ne kadar hızlı çıkıyorsa zihninden, bu anılar geriye doğru garip bir biçimde çok daha canlı, çok daha kristalize olmuş biçimde zihnime doluyor. Ve onların arasında kendince bugünümü tarif etmeye, o aradaki gelişimi izleyerek kendi varoluşsal sorularımın cevaplarını aramaya çalışıyorum. Ve çok basit bir yere geliyorum. Sanki hepimiz aslında korkunç bir çabaya giriyoruz. Niye yaşadığımızı tarif etmek, o sorunun cevabını vermek için. Ama sonra cevabını bulmaya başladığımızı düşündüğümüzde ya da ona akla en uygun cevapları bulmaya başladığımızı düşündüğümüzde de ayrılıyoruz bu dünyadan. Ve bunu sanki bizden sonrakilere de miras bırakıyoruz. Tıpkı bizden öncekiler, ebeveynlerimizin bize bıraktıkları bir şey. Evet, doğru. Yani biz bu dünyaya ölmek için geliyoruz. Aslında ölmek için yaşıyoruz. Ve galiba üzerinde hepimizin rahatça hemfikir olabileceği, altını çizebileceğimiz tek şey yaşadığımızı hak etmek. Yaşadığımız dünyayı, yaşadığımız günleri hak etmek ve bir gönül rahatlığı yaşamak bununla ilgili. Bunun dışında çok da fazla bir şey doğrusu ben çıkartamadım. Bu yüzden bütün bu soruların, bütün bu cevapların iç içe geçtiği bu yolculukta doğduğumuz topraklar çok özel bir yerde duruyor. Çok kıymetli bir yerde duruyor, merkezde duruyor. Ve bizim bu dünyaya katıldığımız yeri aslında doğduğumuz yer, doğduğumuz topraklar, onların ruhu, orada yaşananlar baştan zaten söylüyor. Dahasını aklım almıyor, dahası kaos. Biz seni biliyorum, üzerine bastığım toprak, çocukluğum saklı Avanos. Herkes için böyle midir bilmiyorum ama bu topraklar büyülüyor.